Hünkârımızın seni teltif etmesine çok memnun oldum İbrahim. Oğlumuz da büyüyünce babası gibi güçlü, başarılı bir devlet adamı olacak. Değil mi? O günleri de göreceğiz inşallah. Evet oğlum. Sultanım. Verin yerine yatırayım. Sağ ol, ben yatırırım. Sultanım hadi siz de çıkın. Ben de geliyorum. Hünkâr Kalfağım. Buyurun paşam. İsabel ne durumda? Geldiğinden beri yemiyor, içmiyor. Odasına kapandı. Bildiğin bir şey varsa söyle. Ne oldu av köşkünde? Vallahi bilmiyorum paşam. Hünkârımızla yalnız kaldılar. Artık içeride ne olduysa... Prensesim, korkutuyorsunuz beni. Nedir bu haliniz? Sultan Süleyman ne yaptı size böyle? Öptü beni. Bir anda oldu. Ben karşı koymak istedim ama... Zorla mı sahip oldu size? Hayır. Yani zorla, evet. Ama daha fazlasına izin vermedim. Ama öptü. Zorla da olsa öptü. Ben istemedim gerçekten. Vurmak istedim onu. Ama engel oldu. Sultana vurmak mı? Sizi öldürecekler kesin. Ben zaten ölmüşüm. Öyle dedi. Carmina. Süleyman Frederick'i bırakmış. Benim yangında öldüğümü söyleyip İstanbul'dan göndermiş. Bizi artık kimse aramayacak. Kimse kurtarmaya gelmeyecek. Sonsuza kadar Süleyman'ın kölesiyim artık. Ölmediğimi bilmeleri lazım. Haber göndermeliyim. Yoksa buradan çıkamayacağız. Melek'le haber gönderelim Girit'e. Ona güvenmiyorum. Bize yine ihanet eder. Paşa Hazretleri geldiler. Niye geldiniz? Sultan Süleyman mı gönderdi sizi? Halinizi sormak için geldim. İyi misiniz? Bir ölüye göre iyiyim. Öğrendiniz demek. Sultan Süleyman korkutuyor beni. Bu yaptığı çok zalimce. Ailem, nişanlım, herkes yasımı tutuyor. Hünkârımız böyle uygun gördüyse vardır bir bildikleri. Ben biliyorum neden yaptığını. Bugün anladım. Öyle mi? Nedenmiş? Kendinizi fazla üzmeyin prenses. İleride ne olacağı belli olmaz. Lakin bu duruma alışsanız iyi edersiniz. Alışmak mı? Asla. İbrahim. Sultanım, ben de şimdi geliyordum. Neden girdin prensesin odasına?
Nigar Kalfa iyi olmadığını söyledi. Ben de ziyaret etmek istedim. Malum kendisi hünkârımızın emaneti bize. Neymiş derdi? Bilmiyorum, söylemedim. Nigar Kalfa. Sultanım, Prenses Isabel'e içecek bir şeyler getirdim, uyusun diye. Yarın sabahtan Topkapı'ya git. Prenses için ısmarladığım kıyafetleri al gel. Ona vermeden ben görmeliyim. Siz nasıl isterseniz sultanım. Prenses Isabel hünkârım, hali iyi değil. Dün kapatmış kendisini odasında, ne yiyor ne içiyor. Ben de öğrenince gittim konuştum. Bir hayli tedirgin. Ailesinin yas içinde olduğunu, bir an evvel onlara ulaşmak istediğini söyledi. Başka ne söyledi? Başka bir şey söylemedi hünkârım.